Mihrican, mutfağa çok iyi başladı. Benim mutfağa girdiğimde buzdolabının yanındaki dolap mutfağın üst dolabın ortadakini siliyordu. İyi gidiyordu. Yani ben beğendim. Buzdolabını beklemiyorum. Çünkü benim de dolabım yoktu. Onda dolap istemem biraz saçma olur. Ben dün buzdolabıyla boşuna mı uğraştım o zaman? Fatma benim buzdolabıma takılıp durdu. Bugün neden Mihrican'a böyle bir kıyak geçiyor? Mihrican, ben camın kabasını bitirdim. Alüminyumlarını terledim. Şimdi camını silip çıkacağım. Sen ne durumdasın? Ha, üst dolapları bitirdim komple. İş diş bitti mi? Bir şey diyeceğim. Şuraları var ya, şuralarında karartılar var Mihi. Bak şu üst, bak şu yanlar. Şuralar, bak bak şuraları görüyor musun? Bak. Fatma eğer buralara parmağını vurursa şöylemesine seni yer. Siz Fatma Hanım'ın çok günahını alıyorsunuz. Oo, kız Mihrican gözün kör olmasın senin. Helaz gel. Mihrican'cığım buraları biraz atlamış. Heyecanla veriyoruz. Sen benim ne dediğimi duydun mu? Evet, Fatma dedin. Fatma Hanım'ın günahını alıyorsunuz dedim. Niye günahını alıyoruz? Fatma Hanım dedi ki buzdolabını silmenize gerek yok. Aa, niye? O yapmamış ya, insaflı davranıyor. Gerek yok diyor. Hmm, bakalım buzdolabını istemezsen o 50 yerden bir şey bulur. Sen merak etme. Ne yani, sen şimdi dolapları yarım yamalak yaptı mı diyorsun? Oraları kalmış ama. Mihri, bu dolabın üstündeki doğalgaz borusu duruyor. Evet. Kız nasıl evet? Bir de rahat rahat evet diyor. Şimdi bunun dolabın oradaki üstüne... Oradaki çivi nereli macittiği için ben orada çok uğraşmak istemedim açıkçası. Bir şey diyeceğim. Sibelcan bunun üstüne çıkacak, bu borulara bakacak ve sana finalde direktman boruları söyleyecek. Niye? Çünkü dünkü dolaplarla eleştiri yapıldı. Zaten dün bayağı sinirlendi. Bugün takmak için eminim oralarım arar kendine. Onları muhakkak sil. Tamam. Şimdi şu aspiratöre bakalım. Daha bitmedi. Daha bitmedi zaten. Üstündeki dolaba bakalım. Bak bunun yanları iyi olmuş. Okey tu. Ama onlara dikkat et. Gözünü seveyim. Hızlıca dolapların üstünden bir daha geçsin diyorsun. Evet evet. Evet o boruyu evet, muhakkak alması lazım. Hadi ben de camıma geçiyorum. Zaten çok dar bir yer. Bir de alüminyum doğrama deli etti beni. Şimdi güzelce bir camımızı silelim. Çıkıyor çıkıyor. Çok inatçı değiller ama çıkıyorlar. Kadir bak bak. Şu aspiratörü de parlatayım öyle olsun bari. Dur. Bak bak o parlak kapakların üstlerine bak, az dışarıdan bak. Dalgalı oldu, kullanayım mı ya? Ya hepsi dalga dalga duruyor. Diğer arkadaşlarınki gibi yağ parlamıyor, sadece su parlaklığı var aslında. Onlar takılacak muhakkak bir yer bulurlar. Kadir, kadının sildiği yere bir bak Allah aşkına. Ne güzel oldu. Bak aspiratörüm nasıl güzel oldu Kadir, ay, bir gör ya. Canım bembeyaz oldu. Yani. Eline koluna sağlık. Bak üstü mü? Ondan yana sıkıntı yok. Yani benim için mutfakta balkonda bir tane dolap var, ona girmesine hiç gerek yok. Ama ocağı, fırını ve aspiratörü dolaplarının içi de alırsa benim için yeterli. Evet. Camın kabası bitti, şimdi derine gireceğim. Ama ondan önce, üf, şu banyonun kokusu beni öldürdü. Gelin bakalım bu evimizde sular nasıl kireçli. Evet, her evde olduğu gibi bu evde de bakalım sular nasıl kireçli. Evet, geliyor, geliyor, geliyor ve kireç çubuğumuz gördüğünüz gibi pespembe. Yani bu ne demek oluyor? Sular bu evde kireçli. Zaten Türkiye'de çoğu evde sular kireçli. Bizim yapmamız gereken evimizi kireçten, makinelerimizi kireçten korumak. Şimdi gidiyoruz, bir güzel kireci temizliyoruz. Haydi bakalım. Durmak yok, temizliğe devam. Mihrican mutfakta temizliğe güzel başladı. Dolapları güzel yaptı ama çok oyalandığını düşünüyorum.
Mihrican Hanım, bu kadar uğraşıyorsunuz ama ufacık bir yeri unutsanız rakipleriniz hemen beğenmedim deyip geçiyorlar. Yarışan emek harcıyor. Yarışmayanlar hiç düşünmeden eleştiriyorlar. Siz de yaptınız aynısını. Bir de dalga geçer gibi yüzüm karşı söylüyorlar. Ama terledim. Ben beğenmedim. Beğenmedim demedim, yapmadım dediği zaman müdahale ediyoruz. Ben sizin için söylemiyorum. Böyle yapanlar var diyorum. Bakın şu an yorulmuyor musunuz mesela? Ha şu aspiratör telini bile hiç görmezden iki nedir ya? Kaç tane beyaz eşya var, dolap var, tel var, klozet var, koltuk, halı var, iki. Sana bir şey diyeyim mi? Bizden çekinmeseler bir bile evi. Gerçekten. Yasak diye verdim bunu. Yasak diye verdim. Çünkü iradelerine bıraktık, çok bir veren oldu. Evet, çok oldu. Sonra dedik ki bunların nefsi 10 bin lira için. İnsanlar bir veriyorlar. Şey de düşünmüyorlar ya, ekranın karşısında izleyenler bana nasıl bakıyorlardır? Bu kadın hak yiyor falan. Onlar da düşünüyor. Ben olsam ellerine der diye bari puan veririm. Evet arkadaşlar, tamı tamına 1 saat 20 dakikamız geçti. Mihrican, artık alt dolaplara girme vakti geldi. Mihrican, ben bu vitrine giriyorum şimdi. Şu suları bir götüreyim. Tamam, sen vitrine gir. Ben fırını temizler, sonra buzdolabına tamam. Girelim. Aa yok, altlara gireceğim ben. Mihrican işine hakimdi ama çok sessiz sakin çalışıyordu. Sanki kendi evinde temizlik yapıyor gibiydi. Hiç sesi çıkmıyordu. Vallahi bu dolabı silerken dedim ki tamam, tahta dolap şöyle bir siler geçelim. Ama inan olsun kir akıyor. Şuna bak bak. Şuna bak. Ya biz böyle uğraşıyoruz, ondan sonra finalde ile bir kritik yer kalmış iki. Evize götürün o ikiyi. Sizi şişe patlayasınız. Ya dolabın içine resmen kir işlemiş arkadaş, bak. Görüyor musun bak? Aha bak. Bak şuna bak bak, şuna bakın, görüyor musunuz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.